Değerli arkadaşlarım merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. İyi olmanız dileğiyle dersimize başlıyorum arkadaşlar. Bugün konumuz ögelerinin dizilişine göre cümleler. Daha önceki dersimizde yüklemine göre cümlelerden bahsetmiştik. İkinci başlığımız ögelerinin dizilişine göre cümleler diye sorduğumuzda nedir çeşitlerimiz? Kurallı cümlemiz var. Devrik cümlemiz var. Açıklamalı cümlemiz var, eksiltili cümlemiz var. Bunlar içerisinde Türkçe'ye en uygun olanı kurallı cümledir değerli arkadaşlar. Türkçenin kimliğine uygun, en çok tercih edilen, yüklemi sonda olan kurallı cümledir. Daha sonra devrik cümle geliyor. Devrik cümle özellikle servet fonundan itibaren kullanılmaya başlanmış, Cumhuriyet döneminde de devam eden, genellikle baskının, karamsarlığın hakim olduğu dönemlerde sanatçılar tarafından tercih edilmiş bir cümle çeşididir. Açıkçası şu anda ben de kendimi devrik cümle gibi hissediyorum. Nasıl ki yüklemin yeri Türkçe'de sonda olmalı, bizim de yerimiz sınıf olmalıydı. Ama malumunuz şartlardan dolayı derslerimizi bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Kısaca bir burukluk olsa da yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama bu anlamda sizlerden de ciddi bir karşılık bekliyoruz. Lütfen konuları tekrarlayın, soruları çözün ve kaldığınız yerlerde, takıldığınız yerlerde bizlere dönüş yapın, bildirimde bulunun. Biraz daha yardımcı olalım. Konumuza başlayalım. Kurallı cümle diyoruz. Nedir kurallı cümle? Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle denir. Yüklemin sadece sonda olması esasına dayanır. Dikkat edin, yüklem sondan önceki cümle dahi olsa olmaz. Sadece sonda olacak. Bunun için de yüklemin yerine göre cümlelerde diyebiliriz bu başta. İkisi de aynı şeydir değerli arkadaşlar. Yüklemin yerine göre de dese, ögelerinin dizilişine göre de dese aynı şeydir. Örneklerimizi incelediğimizde yüklemi bulmanın bir yolu vardı. Neydi? Kip eklerini alan kelimeye bakıyorduk. Kip eki alan kelimemiz yüklemdi. Mesela burada dırdı kip ekini alan yıkamak kelimesi yüklemdir ve sonda olduğu için cümlemiz kurallı cümledir. Bir önceki dersimizi tekrar niteliğinde soracak olsak, buradaki yüklemimiz fiil soylu olduğu için fiil cümlesidir yüklemine göre ama yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir değerli arkadaşlarım. İkinci örneğimizde yetenekli kelimesi dd kipekini almıştır. Yetenekli isim soylu bir sözcüktür. Yüklemin türüne göre isim cümlesidir ancak yüklemin yerine göre yine kurallı bir cümle olur. Bir diğer örneğimizde vermek, verilmek fiili dırdı kipekini aldığı için yüklem olmuştur. Yine cümlemiz yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümledir. Son örneğimizde yasak kelimesi tırtır kipekini alarak ek fiil olmuştur, yüklem olmuştur. Değerli arkadaşlarım yüklem sonda olduğu için yine cümlemiz kurallı bir cümledir. İkinci başlığımız devrik cümle. Devrik cümle yüklemi sonda olmayan cümledir arkadaşlarım. Bakıyoruz hemen örneklerimize. Bozulmuştu derken bozulmak ifadesi mışmış kipekini almış, dırdı kipekini almış yine yüklem olmuştur. Yüklemine göre fiil cümlesi ancak yüklemin yerine göre devrik cümle arkadaşlarım. İkinci örneğimizde adıyorum derken adamak yor kipekini almış. Yüklem olmuştur. Yüklem yine dikkat edin sonda olmadığı için devrik cümledir. Üçüncü örneğimizde bu yoksulluktu derken arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Ayırmıyoruz. Yüklemimiz başta yer almış. Yoksulluk kelimesi dd kipekini almıştır. Yüklem burada olduğu için yine devrik cümledir diyoruz. Dördüncü örneğimizde düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı mısralarını çok iyi hatırlıyoruz. Burada düşün derken emir kipinde çekimlenmiştir. İkinci tekil şahısta. Yine yüklemimiz baştadır arkadaşlar. Yüklemimiz sonda olmadığı için cümlemiz devrik cümle oluyor. Son örneğimizde çok borçlandım diye yakınmaya başlamıştı. Başlamak ifadesi. Mış mış kipekini ve tığtı kipekini alarak birleşik çekimli bir fiil olmuştur ve yüklem olmuştur. Yüklemimiz dikkat edin sonda değil sondan bir önceki kelime haliyle yine cümlemiz devrik cümle olur.
Üçüncü başlığımız eksiltili cümle. Eksiltili cümle arkadaşlar, bir şeyler eksik. Nedir eksik? Yüklemi eksik arkadaşlar. Herhangi bir nedenle yüklemi söylenmemiş cümlelere eksiltili cümle diyoruz. Genellikle çoğu zaman sonlarda hep ne vardır? Üç nokta vardır. Yok, benim de yok ama demiş. Devamı dikkat ediniz. Yok ama bağlacından sonra eksik, yani eksiltili cümlemiz oluyor değerli arkadaşlarım. İkinci örneğimizde ölümümü gördüm, kendi ölümümü, yine devamı yok. Yine eksiltili cümle arkadaşlarım. Şunu da düşünebiliriz. Eksiltili cümle, yüklemin olmadığı cümle demiştik ya. Yüklem nasıldı? Keep eki alan kelime yüklemdi. E burada keep eki alan kelimeler de yok. Ha, ikinci cümlemizde şu var. Ama dikkat ediniz, burada yeni bir cümle başlamış. Yeni cümlemizin devamı yok. O yüzden eksiltili. Üçüncü örneğimiz. Ben de 12 yaşında cılız işli bir çocuk. Devamı? Devamı yok. O zaman cümlemiz eksiltili bir cümle arkadaşlarım. Bu mavi mavi, bu yeşil yeşil fistanlı mısralarına bakıyoruz. Mısralarımızın devamı yok. Herhangi bir yüklem yok. O zaman değerli arkadaşlarım yine eksiltili cümlemiz olur. Dördüncü çeşitimiz bu anlamda açıklamalı cümle. Açıklama yapısında ara söz ve ara cümle bulunduran cümlelerdir diğer ifadeyle. Bu soru bazen şöyle de karşımıza gelebilir. Cümlelerin hangisinde öge açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir şeklinde bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. O sorumuz yine açıklamalı cümleyle benzeşir, aynıdır. Örneklere bakalım. Takdir etmek benim cümlede yüklemim oluyor. Bakıyorum. Kimi takdir eder? Onu. Nesne, yani mahallenin bekçisini arkadaşlar. Buradaki ifade, dikkat edin, bir ara sözdür. Ara sözler arasında virgül kullanılır. Kısa çizgide kullanılır. Onu da hatırlamış olalım. Onu, yani mahallenin bekçisini. Ne yaptık? Burada biz nesneyi açıklamış olduk arkadaşlarım. İkinci örneğimizde yolcu hana yeni inmişti. Yorgun gözlerle hancıyı arıyordu. Kim arıyordu? Arıyordu. Yüklem dedik pekin almış. Kim arıyordu? Yolcu özne. Yani yolcu hana yeni inmişti. Burada yolcunun durumuyla alakalı bir açıklama bildirilmiş. Yine ara söz, ara cümle arkadaşlar. Burada ara cümle konumunda oluyor. Üçüncü cümlemiz. Doktor Asım, yani bu fedakarlık timsali adam, saatlerce hastasının başını bekledi derken bekledi yüklem. Dedik pekin almış. Yüklemin sonunda kurallı bir cümle. Aynı zamanda açıklamasına baktığımızda Doktor Asım özne, yani bu fedakarlık timsali adam, açıklama yine burada var arkadaşlarım. Ha, biz bunu özellikle de açıklamalı cümle olarak değerlendireceğiz. Diğer örneğimiz, yağmur henüz dinmişti. Havaya mis gibi toprak kokusu yaymıştı bu sağanakla. Yaymıştı derken yüklemimiz yayan ne? Yağmur, ki henüz yeni dinmişti. Yağmur durumuyla alakalı bir açıklama söz konusu. Yine açıklamalı bir cümle. Son örneğimizde bakkala mahallenin en ucundaydı. Koşa koşa gidip yeni gelen oyuncaklardan birini aldı derken burada bakkala ifadesi, ki bakkalın nerede olduğuyla alakalı bir açıklama söz konusu, mahallenin en ucundaydı derken yine burada açıklamalı bir cümle oluyor değerli arkadaşlar. Etkinliğimize bakalım. Burada ögelerin dizilişine göre ne tür cümleler olduğu örnekteki gibi yazınız demiş. Baktığımızda arkadaşlar, birinci cümlemiz, vagonlar tek tek birbirine eklenmişti. Akşam üzeri derken burada eklenmek fiili, mışmış ve tı tı kipekini alarak birleşik çekimli bir fiil ve yüklem olmuştur. Yüklem sonda değil, dikkat ediniz, cümlemiz devrik cümle oluyor. İkinci örneğimizde işin zorluklarını çok sonra anlamıştım derken anlamış, anlamak fiili, mış ve dı kipekini almış, yine birleşik çekimli bir fiil olarak sonda yer aldığından dolayı cümlemiz kurallı cümle olur. Üçüncü örneğimiz Filistin, ızdırap diyarı, yıllar süren bir varlık mücadelesi veriyor örneğinde arkadaşlar. Bu cümlemizde
Açıklamalı cümle diyebiliriz. Filistin, yani ızdırap diyarı, yıllar süren bir varlık mücadelesi veriyor derken açıklamalı bir cümle olur arkadaşlarım. Yüklemin yerine göre diye baktığımızda özellikle de yine mücadele veriyor derken kurallı cümle diyebiliriz. Kurallı cümle ifadesi burada daha hakim ama açıklamalı cümle olarak da sayabiliriz. Güneş sanki hiç bu kadar yakıcı olmamıştı. Kafileyi adeta sokaktan kasıp kavuruyordu derken güneş sanki bu kadar hiç yakıcı olmamıştı ifadesi onun açıklamasını bildirmiş açıklamalı bir cümledir değerli arkadaşlar. Son örneğimizde köşeyi dönmüştü ki birden demiş devamı yok. O zaman bu cümlemiz bizim eksiltili cümledir değerli arkadaşlar. Diğer sorularla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre farklıdır? A şıkkında baktığımızda eski şarkılar anlatır geçmişi bize biraz sözünü ederken anlatmak fiili burada ır kipekini almış yüklemdir. Yüklem ortada dikkat ediniz. O zaman benim bu cümlem nedir? Devrik cümledir arkadaşlar. B'de bekliyordu ilerideki ağacın gölgesinde Abbas 3 saattir. Aslında cümle şöyle. Abbas ilerideki ağacın gölgesinde 3 saattir bekliyordu derken beklemek ifadesi yor ve du kipekini almış birleşik çekimli bir eylem olmuş. Yüklem başta dikkat ediniz. O zaman benim cümlem yine devrik bir cümledir. Üçüncü örneğimizde bir gün ikimiz bir parkta oturmuştuk yan yana. Oturmak ifadesi mışmış ve dırdı kipekini almış yüklem olmuş. Yüklem ortada değerli arkadaşlarım. Yine cümlemiz devrik cümle. Denizli'de karanlık ıslanırken perde perde sen girdin içeriye. Girmek eylemi. Dığdı kipekini almış yüklem olmuştur. Yüklem yine ortada. Cümlemiz yine devrik cümle. Son örneğimizde küçük bir kapıyı arkadaşım heyecanla açtı. Heyecanla açtı derken açmak eylemi. Yüklemdir. Yüklem sonunda arkadaşlar o zaman cümlemiz kurallı cümledir. Cevabımız edinmedir. Bir diğer sorumuz hangisi eksiltili bir cümledir? Yani yükleme olmayan bir cümle. Bu akşam yalnız ben tek başımayımdır ifadesi. Yüklem var burada. Kurallı cümle. B'de her gün aynı ses, aynı gülüş. Devam yok arkadaşlarım. O zaman bu cümlemiz eksiltili cümledir. Cevabımız Bursa'dır. Yine şıklarımızı zincirleyelim. Saatlerdir sokaklardayım derken yüklemimiz var. Kurallı cümle. Kumrular çatılarda söyleşir derken kurallı cümle. Dokunduğum gözyaşlarıdır ayrılığın. Dokunduğum ayrılığın gözyaşlarıdır derken burada devrik bir cümle arkadaşlar. Eksiltili cümle burada yoktur arkadaşlar. Bir diğer sorumuz da hangisi yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır? Bir adamın sözü bir adama kolaydır derken burada ek fiili düşmüştür. Kurallı bir cümledir. Çocuktan al doğru haberi. Doğru haberi çocuktan al derken almak yüklemdir ortadadır. Devrik cümle arkadaşlar. C. Bir adamın ateş çıkacağına can çıksın. Can çıkmak yüklem sondadır. Kurallı cümle. D. Bir ağacın gölgesinde sürü yatar. Yatmak eylemi. Eğer ağır kipekini almış yüklem olmuş yüklem sonunda. Kurallı cümle. Bin tasa bir borç ödemez. Derken ödemek yüklemdir. Mazmez geniş zaman olumsuz kipini almıştır. Yüklem yine sonunda olduğu için. Kurallı cümle. O zaman bize B şıkkı kalıyor. Devrik cümle. Bir diğer örneğimiz yine eksiltili cümledir. Onu sormuş. Çatıdaki çıtırtılar insanı korkutuyor derken yor kipekini alan kelimemiz yüklemdir. Kurallı cümledir bu arkadaşlarım. B'de mevsimin en sıcak günlerini iyi değerlendirelim derken değerlendirmek eylemi EA istek kipini almış yüklem sonunda yine kurallı cümle. C şıkkında yorucu bir çalışmanın ardından uzun bir ara devamı yok arkadaşlarım. Eksiltili cümle cevabımız C şıkkı. Diğer şıklara bakalım. Sabahın ilk saatleri kuşların suya inme zamanıdır. Kuşların suya inme zamanıdır. Yüklemdir burada. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümledir. E şıkkında bir elin verdiğini öbür elin duymasın derler. Demek eylemi geniş zaman kipinde çekimlenmiş yüklem sondadır.
yine kurallı bir cümledir. Bize soruda eksiltili cümleyi sorduğu için cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Diğer örneğimiz, yüklemi sonda bulunan cümlelere kurallı cümle denir. Hangisi ögelerinin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir? Bakıyoruz, ete kemiğe bürünmektir anlamsızlık derken, anlamsızlık ete kemiğe bürünmektir eyleminde. Yüklem sonda değil, cümlemiz devrik cümledir arkadaşlar. B'de maddeye dönüşmüş olacak böylece zaman. Zaman böylece maddeye dönüşmüş olacak. Eylem burada yine devrik cümle arkadaşlar. C şıkkında bir dolapla ilgili olduğum rivayet edilmekte halk arasında. Halk arasında bir dolapla ilgili olduğum rivayet edilmektedir. Ek fiil düşmüştür. Yüklem burada arkadaşlarım. Yine cümlemiz devrik cümle. D şıkkında sökük ve dikiş izleri var teninde, belleğinde, ruhumda. Cümleyi şöyle düzeltebilirsek. Teninde, belleğinde, ruhumda sökük ve dikiş izleri var. Var yüklemdir. E sonda değil. Cümlemiz yine devrik cümle. Ancak E şıkkında içimde bir şarkı gezdirmeyen ağız, ağız mıdır ifadesi yüklemdir. E yüklem sonunda olduğu için benim bu cümlem kurallı cümle olur. Cevabımız E şıkkı. Hangisi yüklemin bulunduğu yere göre farklıdır? Arkadaşlar bu arada isterseniz soruyu çözmeden önce siz kendiniz deneyip sorunun cevabını kendiniz bulup sonrasında çözümü takip edebilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. İsterseniz soruyu önce kendiniz çözün sonra çözüm izleyebilirsiniz. Devam edelim. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Çirkindi ifadesi Didik Pekin almış. Yüklem başta arkadaşlar. Cümlemiz devrik cümle. B'de en uzun kuyrukların sonunda duran bendim. Bendim kelimesi yüklemdir. Sonda olduğu için arkadaşlarım kurallı cümle. Çağlar boyu insanı aydınlatan yine bu lambalardı. Didik Pekin almış lambalar kelimesi yüklem sonda kurallı cümle. D şıkkında belki uzun süre sayıkladım bugünlerde. Sayıkladığım bugünlerde derken yüklem sonda bugünlerde arkadaşlar. Yüklem sonda kurallı cümle. E şıkkında onu nerede bulacağını biliyor musun derken yine yüklemimiz sondadır. Kurallı cümledir. Cevabımız farklı olan A şıkkı devrik cümledir. Diğer sorumuz hangisi kurallı bir cümledir diye sormuş. Bakıyoruz. Ayrılık hasreti kâr etti cana. Kâr etti. Yüklemdir arkadaşlarım. Dikkat edin sonda değil. Cümlemiz devrik bir cümle. B şıkkında merhem kabul etmez dilde yâreler. Kabul etmez derken yüklemdir. Yüklem sonda değil devrik cümle. C ağla gözyaşını sil melül melül. Sil derken arkadaşlar yüklem sonda değil yine devrik cümle. Denizli'de hazin hazin ağlar gönül. Ağlamak yine yüklemiz buradadır. Devrik cümle. Son şıkkımızda yorumumuz gurbete düştü derken düşmek eylem arkadaşlarım. Sonda olduğu için kurallı cümledir. Yüklemdir. Cevabımız E şıkkıdır. Bir diğer sorumuz. Ögelerinin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir. Bağlar tezyin olmuş açılmış güller. Arkadaşlar bağlar tezyin olmuş, güller açılmış. Burada yüklemler sonda değil, devrik bir cümle olur. B'de figan edip öter garip bir güller. Garip bir güller figan edip öter, ötmek yüklemdir. Yine sonda değil, devrik cümle. C'de cümle güzeller seyre çıkmış. Yüklemimiz burada yine devrik cümle. D'de aşıkların deli olduğu zamandır derken zamandır yüklemi sondadır. Cümlemiz kurallı cümle. E'de şimdi suyun döker dağlar kavalar. Döker derken yüklem sondadır. Yine devrik cümle. Cevabımız kurallı cümleyi soruyor biz arkadaşlarım. Cevabımız denizli şıkkı olur. Son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişine göre diğerlerinden farklıdır? Bakıyoruz. A'da düşünmek kavramlardan kavram üretmektir derken yüklemimiz sondadır. Kurallı cümle. B'de insanın
kendini eleştirmesi, öz eleştiri yapması soylu bir davranıştır derken, soylu bir davranıştır yüklem sonunda, kurallı cümle. C'de sanat yapıtlarının değerlendirilmesinde öznel yargılar başta gelir. Gelmek, yüklem burada arkadaşlar, devrik cümle. Sonda değil, dikkat edin. D şıkkında Doğu tarihinde özgür düşünce yoksa bağımsız millet de yoktur. Yüklem sonda, kurallı cümle. E şıkkında sözünü ettiğiniz köprü olma işlevi eleştiri tanıtmadan ayıran çizgidir. Eleştiri tanıtmadan ayıran çizgidir ifadesi yüklemdir. Sondadır. Yine kurallı cümle. Diğerlerinden farklı olan C şıkkı değerli cümledir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Konumuzu tekrar edelim. Sorularımızı kendimiz de çözmeye çalışalım. Yine kitaplarımızdan, etkinliklerimizden soru değerlendirmeleri yapalım. Takıldığınız yerlerde gerek video ile ilgili takıldığınız bir nokta olursa gruptan bana yazabilirsiniz. İyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.